Merhabalar sevgili izleyiciler. Bir hafta daha Gamuç programına hoş geldiniz. Bu hafta da Gamuç Köprü programında ben Ali Sınavcı ile birliktesiniz. Her hafta olduğum gibi bir konuğum olacak. Bu hafta biliyorsunuz mecliste bir Noel kutlaması mesajı yapıldı. Mardin Milletvekili, DEM Parti Milletvekili George Aslan Süryanice konuştu ve hemen o sırada bazı tepkiler geldi. Bu tabii çokça paylaşıldı. Birçok kuruluş bu konuda tepkilerini dile getirdi. Ancak şunu da hatırlamak gerekiyor diye düşündüm. Bu mecliste ilk defa Süryanice ya da Ermenice ya da başka bir azınlık dilinde, tırnak içerisinde azınlık dilinde konuşulmuş değil. Mecliste daha önce de konuşulmuştu. Bu geçmişten gelen bir süreç aslında ve ana dilini kullanma hakkı da tabii ki var. Bu konuda hiçbir tartışma götürmez. Bu yüzden de İstedim ki daha önceki deneyimlerden bugüne bu konuyu konuşalım ve şimdi HDP eski milletvekili diyeceğim ama HDP de eski oldu. O yüzden eski HDP milletvekili de diyebiliriz. Böyle bir gramer hatası da yapmamış oluruz. Tuma Çelik de burada. Tabii Tuma Çelik daha sonra bağımsız milletvekili olarak görevine devam etti ve oldukça dolu bir deneyimi de var mecliste kendi döneminde. Süryanilerin sorunlarını dile getirmek ve mecliste konuşmak açısından. Dolayısıyla bu hafta konuğum Tuma Çelik. Tuma abi hoş geldin. Merhaba, iyi günler, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim, Teşekkürler. merhaba. Şimdi yanlış hatırlamıyorum, değil mi? Oradan başlayalım. Mecliste ilk defa Süryanice konuşulmuyor. Daha önce de Süryanice konuşuldu. Sen de bu konu bu yani Süryani dilinde kutlamalar yaptın ya da dille getirdin ama o dönem bu kadar çok tepki gelmiş miydi? Ben çok hatırlamıyorum açıkçası. Evet, her şeyden önce tekrar tüm seyircilerimizi saygıyla selamlıyorum. Bütün arkadaşlara da selamlarımı iletiyorum. Şimdi evet, sadece ben değil, benden önceki dönemde milletvekilliği yapan rol arkadaşımız da Süryanice dilinde bir kutlama, bir mesaj iletmişti mecliste ki ben de mecliste bulunduğum dönemde, bayram dönemlerinde hem Noel'de hem Paskalya'da bayram mesajını ya da gerekli durumlarda başka noktalarda da ben Süryanice konuşmaya çalıştım, konuştum ve hiçbir şekilde de özellikle bu son dile getirilen biçimde bir tepki gelmedi. Sadece AKP sıralarından bir kadın milletvekili arkadaşımız keşke bunun içeriğini de anlatsanız diye bir sitemde bulunmuştu ki ben zaten anlatmıştım onu. Onun dışında bir tepki gelmedi. Yani mecliste İlk kez konuşulan Süryanice ilk kez konuşulmadı. İkincisi Süryanice Türkiye'nin resmi dillerinden bir tanesidir. Evet belki resmi yazışmalar, resmi konuşmalar, resmi şeyler yapılmıyor ama Lozan Antlaşması'na göre Süryanice Türkiye'de ana dilde eğitim yapma hakkına sahip bir dil. Dolayısıyla yani gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Tabii anlamlandırabiliyorum ama bu insanların ki bu tepkiyi gösterenler de benim konuşma yaptığım sırada özellikle ben çok iyi hatırlıyorum. Mesela Kocaeli Milletvekili Türkan o dönemde İyi Parti'nin grup başkan vekiliydi ve meclisteydi. Hiçbir şekilde de bir tepkide bulunmamıştı ne kendisi ne de partisinin diğer bireyleri. Yani tepki ilk kez dolayısıyla arkasında başka şeyler aramak gerektiğini ben düşünüyorum. Tuma abi sen bu arada bir paylaşım da yaptın. Hatırlattın daha önceki bir konuşmanı. Yani Türkiye'de nefret söylemi, ötekileştirme ve din düşmanlığı münferit değildir, köklü bir hastalıktır dedin. Geçen yıl mecliste yaptığım bir konuşmada Plan Bütçe Komisyonu'nda ilk konuşmayı hatırlattın. O zaman neler olmuştu? Veya bu kadar mesela şimdi böyle tepkiler gelmesini neye bağlamak gerekiyor? Yani şimdi tepki gösteren Lütfü Türkkan daha o zaman da milletvekili. Şimdi mi Süryanice'ye tepkisi artıyor ya da göze görünür oluyor? Bu şeyle mi değerlendirmek lazım? Süryanice tehlikeli bir şey mi oldu ki böyle hani evine git diye çıkışmalar oluyor? Şimdi bu son söylediğinizden yola çıkabiliriz aslında. Evet belki de öyle bir noktaya geldi Süryanice'de. Süryaniler Türkiye'de görünür hale geldi. Belki rahatsızlık veren yani yine tırnak içerisinde söyleyebiliriz bunu. Bu insanlara, bu çevrelere rahatsızlık veren belki o noktadır. Yani
geçmişte Süryaniler mesela Cumhurbaşkanı'ndan en alt düzeydeki memurlara kadar Mardin'in, Midyat'ın ya da ne bileyim bölgenin Süryani kenti olduğunu, bir Süryani cedilinin mesela Midyat için ya da Mardin için tırnak içerisinde söylüyorum ben çünkü o kelimeyi kullanmayı sevmiyorum. Hoşgörü kenti diyorlar işte, dinlerin kenti diyorlar. Süryanice'nin rahat bir şekilde orada hayat bulduğunu söylüyorlar ama pratikte bunu göremiyoruz maalesef. Demek ki Süryaniler geçmişte işte bir hani süs eşyası biçiminde ele alınıyordu. Belki de bunun farkına vardı. Süryaniler artık süs eşyası değil, bu toplumun bir parçası, bu toplumun hakkını talep eden bir parçası. Kendi yaşam biçimini belirlemeye çalışan, onun konusunda irade beyanında bulunan bir toplum, bir güç haline geldiği için belki rahatsızlık duyuyorlar olabilir. Ve diğer noktaya geldiğimizde ise evet, Türkiye'de maalesef nefret söylemi hani şimdi yabancı düşmanlığı biçiminde şekillendiriliyor işte özellikle Suriyelilere ve Afganlara yönelik ama genelde Türk olmayan, Türk, İslam, Sünni olmayanlara karşı Türkiye'de ciddi bir şey var, bir düşmanlık var. Ve bu farklı biçimlerde her zaman ortaya çıkıyor. İşte Hristiyanlara karşı siz eğer Müslüman değilseniz Türkiye'de aslında lütfen yaşıyorsunuz. Hani hoş görülüyorsunuz. Hani dedim ya ben o kelimeyi kullanmayı sevmiyorum çünkü bir alt üst ilişkisini barındırıyor içinde. Evet, hoşgörü var ama bu hoşgörü bizim anladığımız saygı biçiminde değildir. Yani bize izin veriyorlar. Bizim yaşamamıza izin veriyorlar. Bizim kendi dinimizi, kendi kimliğimizi, kendi dilimizi kullanmamıza izin veriyorlar. Bu anlamda hoşgörü var Türkiye'de. Ve bu işte mesela bir güç haline geldiğinizde de kendinizi ifade etmeye çalıştığınızda hemen karşınıza çıkıyorlar. Yani demeye çalıştığım şey şu. Türkiye'de nefret söyleme, kendinden olmayana karşı düşmanlık yeni bir şey değildir. Öyle yani arada bir ortaya çıkan birkaç tane kendini bilmezin ya da meczubun dile getirdiği bir mesele değil. Ciddi, sistematik ve toplumun her alanında kendini ortaya koyan bir biçimdedir. Eğitimde de bunu karşımızda görürüz. Mesela biz çok uzun bir süre mücadele verdik. Tarih kitaplarında Süryaniler haindir, düşmandır, işte işbirlikçidir biçiminde söylemleri vardı, yazıları vardı. Aynı şekilde yani birçok kitapta, birçok yazıda bakıyoruz Ermenilere yönelik yaklaşımlar böyle. Yani kendinden olmayanı, hani ötekileştirme diyoruz ya, kendinden olmayanı, ötekiyi kesinlikle kabul eden bir anlayış yok Türkiye'de. Ve bu çok büyük, toplumun büyük bir kesimine hakim maalesef. İşte buna karşı aslında şey yapmaya çalışmıştım Plan Bütçe Komisyonu'nda. Çünkü Kasım ayındaydı. Önümüzde Noel vardı. Her sene olduğu gibi bu sene de bekliyoruz diye ben dile getirmiştim. Tepki göstermişlerdi oradaki birçok milletvekili arkadaş. Türkiye'de böyle bir şeyin olmadığını, ben de olmaması gerektiğini, olmasını istemediğimi söyledim ama her sene karşılaştığımız için bu sene yine karşılaşacağımı söylemiştim. Geçen sene de karşılaştık. Bu sene yine karşılaştık. İşte en son örneğinde İstanbul Üniversitesi'nin ağaçlarında yapılan süslemelere karşı düşmanlık, nefret söylemi ortaya çıktığı gibi. Yani bu sıradan öyle işte birkaç kişinin kendini bilmezin, meczubun, münferit, hani arada bir ortaya çıkan bir mesele değil. Türkiye'de ötekiye karşı yani kendinden saymadığı, öteki saydığı bütün kesimlere karşı ciddi bir nefret söylemi var. Ve bu hani bazen söylemeye utanıyorum, korkuyorum ama maalesef birçok yönetici kesimden de destek buluyor. En azından göz yumuluyor buna. Hukuku evet Türkiye'deki yasalar buna izin vermiyor ama pratikte buna birçok yerde izin veriliyor. Peki bir şey soracağım. Şu hissiyatını anlamak istiyorum. Bir sürü yani siyasetçi, aktivist, yazar, çünkü kitaplarının da var, onu da konuşacağız zaten ama olarak mesela şimdi en son bir kilise açılışına da katıldın. İlk defa Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir kilise açıldı. Her tarafta kiliseler yıkılır, harabeye dönüştürülür, döner, kimsesiz bırakılır ama ilk defa bir kilise açıldı ve Cumhurbaşkanı katıldı, işte protokol katıldı, sen de oradaydın. Şimdi bunun içinde olduğu bir senede
Bir de biz biliyoruz mesela Noel kutlama mesajlarının da yayınlandığı bir ülkenin içindeyiz bir taraftan protokolden. Böyle şeylerin olduğu yerlerde bir taraftan da muhalefetin hem Cumhurbaşkanlığı yarışında hem de aslında muhalefetin birlikte yer aldığı, birlikte durduğu bir parti, İyi Parti. Gelen tepki oradan, AKP'den de gelmişti tepkiler. Mesela böyle bir ortam nasıl değerlendirmek gerekiyor? Bir yandan kilise açıyor, bir yandan aslında insanların kışkırtılmasına da izin veriyor, ortam yaratıyor. Yani mecliste bir milletvekili bunu söyleyebiliyorsa sokaktakiler de kendine hak görür bunu söylemekte. Dolayısıyla ona da bir ortam yaratmış, alan açmış oluyor nefret söylemine. Evet, yani dediğim gibi bu aslında hani biraz önce dile getirmiştim. Türkiye'de uzun süre birçok kesim tarafından, Cumhurbaşkanı'ndan en alt düzeydeki memurlara kadar şu söylem çok dile getirildi. Mardin bir Süryani kentidir, Midyat bir Süryani kentidir. İşte Mardin dinlerin buluştuğu, yaşadığı birlikte barış içerisinde yaşadığı bir hoşgörü kentidir söylemi sürekli dile getirildi. Şimdi sistemin kendine çizdiği bir tip var, bir kimlik var, bir çerçeve var. Siz o kimliğin, o çerçevenin içerisinde yer alırsanız, o çerçevenin dışına çıkmak istemezseniz bir sıkıntı yok. Sizi söyler, sizi dile getirir. Yani Türkiye'de mesela hani Kürtçenin konuşulmasına yönelik de mecliste ciddi bir tepki var ama devletin bir kanalı var. Kürtçe yayın yapan bir kanalı var. Burada da bir çelişki var. Yani demeye çalıştığım şey şu. Bir sistemin belirlediği bir çerçeve var. Siz o çerçevenin içerisindeyseniz sıkıntı yok. İstediğiniz dili konuşabilirsiniz. İstediğiniz kimliği dile getirebilirsiniz. İstediğiniz dine inanabilirsiniz. İstediğiniz inanca sahip olabilirsiniz. Burada bir sıkıntı yok. Ama eğer siz sistemin yani belirlediği çerçevenin dışına çıkmaya meyilliyseniz ya da dışına çıkmaya çalışıyorsanız ya da oradan bir şeyler söylemeye çalışıyorsanız size yaşama izni vermezler. Yani vermemeye çalışıyorlar da söylemeye çalıştığım şey bu. Nefret söylemi de aslında bu. Yani söylemde bir sıkıntı yok. Fakat toplumun içerisine o kadar çok şey yapıldı ki hani sizin biraz önce dile getirdiğiniz örnekteki gibi bir milletvekili bunu yapabiliyorsa o zaman sokaktaki sıradan insanlar hayda hayda yaparlar. Yani toplum aslında zehirleniyor bu şekilde. Toplum sistemin belirlediği bu çerçeve içerisinde yaşamaya zorlanıyor ve o nefret söylemi toplumun her alanına yayılıyor böyle. Hatta derinleşerek yayılıyor. Şu anda işte mesela herhangi bir sokakta herhangi bir yerde bir yabancıya karşı insanların gösterdiği tepki rahatlıkla görebiliyoruz. Bu yeni bir şey gibi gözüküyor. Evet, yani genlerimizde var aslında. Türkiye toplumunun genlerinde bir nefret söylemi var, bir ötekiye karşı bir düşmanlık var ama bunu mesela Ümit Özdağ da şahsında dile getirebiliriz. Ortaya çıkarmasıyla bir söylem, bir siyasi söylem olarak sürekli dile getirmesiyle bu sefer Suriyelilere karşı ciddi bir düşmanlık ortaya çıktı. Aynı şekilde yani bir dönem bakıyorsunuz Türkiye'de Türkiye toplum işte Kürtler, Türkler, Süryaniler, Araplar, Ermeniler, şunlar bunlar kardeştir, birlikte yaşıyorlar söylemi gelişiyor ama diğer tarafta sistem biraz böyle şey yapınca baskısını arttırınca ya da meyil o tarafa doğru yönlendirilince bakıyorsunuz hemen toplum çok farklı bir yöne şey yapıyor. Ben çok iyi hatırlıyordum. Mardin'den Ankara'da işimiz vardı. Mardin'den Ankara'ya gitmek istiyorduk. Mardin plakalı arabayla gitmeye korktuk biz. Cesaret edemedik. Bir arkadaşımız vardı. Ankara plakalı bir arabası vardı. Arabamızı değiştirdik. Yolda bir sıkıntı olmasın diye. Bir saldırıya maruz kalmayalım diye. Böyle bir dönem de yaşadık Türkiye'de. Şimdi bu şeyin siyasi tansiyonun ya da siyasi gittiği yöne doğru toplum şekilleniyor. Çünkü dediğim gibi genlerde de zaten böyle bir durum söz konusudur. Çok tehlikeli bir durum aslında bu. Hem toplumun şey yapıyor, rahat yaşamasını engelliyor. Barışık kendisiyle barışık olmasını engelliyor. İkide bir düşmanla
mücadele etmek zorunda hissediyor kendisini. Türkiye'deki o bölünme fobisi ya da ne bileyim bölünme korkusu, düşmanlaştırmak, karşısındakini düşmanlaştırma, bütün bunlar aslında buradan kaynaklanıyor. Ve siyasetçiler maalesef sistemin belirlediği çerçeve buna şekil veriyor. Kilise açılışını da bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti iktidarı, yöneticileri kendilerinin belirlediği çerçevenin içerisinde yer alan bir kimlik şey yapmaya çalışıyorlar, oluşturmaya çalışıyorlar. Kiliseyi bu çerçevede izin verirler. 100 yıldır biz, yani bu topraklara biz dün gelmedik. Kiliseye ihtiyacımız dün oluşmadı. Binlerce yıldır bu topraklardayız. İstanbul'da yaklaşık 50-60 yıldır bizim bir kiliseye ihtiyacımız vardı. Sürekli bizim İstanbul'daki insanlarımızın kullandığı bütün kiliseler, bir kilise dışında bütün kiliseler bize ait değil. Başka toplumların, başka cemaatlerin kiliseleriydi. Kimisi Katoliklerin, kimisi Ortodoksların, kimisi Latinlerin, kimisi İtalyanların vesaire. Şimdi o dönemde de böyle bir talep vardı ama devlet izin vermiyordu. Bu dönemde kendisine belirlediği çerçevede yer alabileceğini düşündüğü çevrelere verdi, izin verdi ve yaptı. Ki bu da sıkıntılı bir dönem aslında. Kilise yapım süreci de sıkıntılı bir dönem. Yani üzerinde kurulduğu topraklar da sıkıntılı. Bilindiği gibi bu topraklar mahkemelik olmuş topraklar. Yani devletin daha önce el koyduğu Latin Katoliklere ait bir araziydi ve bu arazi için Latin Katolikler şey yaptı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giden bir davaları var. Yani böyle bir süreç. Şimdi orada yani tamamen siyaset aslında işin içerisinde. Yani Türkiye Cumhuriyeti iktidarlarının ya da şu anda iktidarda olan güçlerin, hani Süryanilerin bir ihtiyacı var. Biz bu ihtiyacı karşılayalım. Bunlara ihtiyaç duydukları kiliseyi yapmalarına şey yapalım, imkan açalım biçiminde bir açılış olmadı o. Tamamen şartların zorladığı ya da belki bazı planlamaların gerektirdiği bir çalışma olarak ele alabiliriz bunu. Peki bir de başka bir şey de geliyor aklıma. Şimdi biraz konuştuk bu nefret söylemi üzerine. Aslında bunu rahatlatması yani halk arasında nefret söylemini alan açıp bu konuda işlenebilecek suçlara meyil vermesi açısından siyasetçilerin tavır ve duruşu çok önemli. Dolayısıyla aslında son dönemde nasıl ki Kürt halkına karşı yapılan bir propaganda varsa, bir manipülasyon varsa ve bu da halk içerisinde Türkiye'de Kürtlere karşı aslında suç işlemeye toplumu meyil ettiriyorsa, nefret suçu işlemeye meyil ettiriyorsa, Süryanilere de aynı şekilde. Ne zaman ki anladığım kadarıyla bir güç haline gelmek ya da biraz olsun bir umutlanıp geri dönüş veya bu ülkede birlikte yaşanabileceğini düşündüğü anlarda toplumlar böyle bir yükseliş oluyor. Milliyetçi ya da ırkçı diyebiliriz buna. Mesela aslında şu da var, sizin bildiğim kadarıyla kapı komşunuz, öyle yazmıştınız zamanında, Gevri Akgüt cinayeti Evet. de bu dönemde geldi. Bir taraftan böyle suçlar da işleniyor. Yani bunlar tehlikeli derken bunlar böyle havada kalan tehlikeler değil. Aslında gerçek hayatta da gördüğümüz, yani yaşanıyor bugün bu suçlar. Bir kişi bir kişidir. İlla toplumsal kırılmalar olması için soykırımlar yapılmasına gerek yok. Gevri Akgüt cinayeti de böyle bir cinayetti. O dönemde sizle konuşmamıştık ama bu konudaki fikrinizi de almak istiyorum. Çünkü siz komşusunuz nihayetinde. Şimdi oraya gelmeden önce dile getirmek istediğim bir nokta var. Bakın şimdi mesela Amerika'da yabancı düşmanlığı ya da yabancı düşmanlığı değil aslında orada tamamen rasizm var. Yani özellikle siyahilere karşı ciddi bir düşmanlık var. Ve bu aslında şeyin içerisinde, toplumun genleri içerisinde var bu. Yani sistemin yasaları kesinlikle buna izin vermiyor, müsamaha etmiyor. Fakat İnsanlar uzun süre o şeyin içerisinde yaşadıkları için henüz toplumsal dönüşümü sağlayamadılar. O şeyi eşitliği henüz hazmedemediler diyebiliriz. Dolayısıyla toplumda sürekli karşılaşabiliyoruz. Türkiye tamamen farklı bir biçimde
durum söz konusu. Yani aslında mesela biz Midyat'ta çok bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Mardin'de görebiliyoruz ya da ne bileyim Hatay'da, Antakya'da görülebiliniyor. Diyarbakır'da belki görülebiliniyor. Yani insanlar farklı kimlikler, farklı inançlar, farklı dillerde de olsa birlikte yaşama konusunda bir sıkıntıları yok. Beraber yaşıyorlar ve bir sorunları olmuyor. Ama ne zamanki siyaset, bu bahsettiğimiz siyasi toplum sistem hani çakma şeyine basıyor ya, hani ateşliyor ya, o anda sorunlar baş gösteriyor. Şimdi Türkiye bu anlamda biraz farklı bir özelliğe sahip. Türkiye'de yaşanan bütün sorunlar aslında yukarıdan şey aktarılıyor topluma. Toplumun içerisinden ortaya çıkan bir mesele değil. Türkiye'de toplum, mesela Hristiyanla Müslümanın bir arada yaşayabileceği şartlar var. İstanbul'da da görebiliyoruz bunu. Ne bileyim işte Yozgat'ta da görebiliyoruz. Türkiye'nin herhangi bir şehrinde var, kiliselerle camiler yan yana. Binlerce yıl beraber yaşamışlar. Bir sıkıntı olmamış. Tamam, sıkıntılar olmuş, olmamış değil. Yani sıkıntılar olmuş ama bütün bu sıkıntılara baktığımızda bir elin meseleyi harekete geçirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla aslında mesele tamamen yukarıdan topluma indirgeniyor. Toplum, insan doğası itibariyle egoisttir. Yaratılış itibariyle kendine, yani kendinden başkasını sevmez, kendini sever. Ne kadar örgütlenirse, ne kadar toplumsallaşırsa paylaşımcı, işte eşitlikçi vesaire olmaya çalışır. Dolayısıyla bizim genlerimizde var olan kendimizi sevmek ve kendimizin dışındakilerini biraz uzakta tutma şeyi, güdüsü örgütlendirilmediği sürece ya da işte farklı şekilde örgütlendirildiğinde hemen bu düşmanlıklar ortaya çıkıyor. Türkiye'de yaşadığımız mesele bu aslında. Yani yukarıdan birileri bize düşmanlığı dayatıyor ya da düşmanlığın harekete geçiriyor ve sorunlar yaşamaya başlıyoruz. Hani biraz önce en başta dile getirdiğim, ya ben Süryanice konuştum, aynı sözleri söyledim, mecliste Noel Bayramı'nı kutladım, Paskalya Bayramı'nı kutladım. O dönemde grup başkan vekili olan Lütfü Türkan, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkan, ne kendisi ne de partisindeki hiçbir milletvekili bir tepki göstermedi. Belki çok daha radikal şeyler de söyledim o dönemde. Demek ki o dönemde bir şey yoktu, bir plan yoktu, bir sorun yoktu. Fakat şimdi mesaj, aynı sözler çok daha radikal bir karşılık buluyor. Yani şey yapıyor, tepki ile karşılanıyor. Şimdi bu bahsettiğiniz ikinci nokta, yani Gevrey amcanın öldürülmesi. Evet, Gevrey amca hem İstanbul'daki evimde kapı komşumdu, hem de köydeki evlerimiz aramızda ablamların evi. Yani üç ev yan yanayız, kapı komşu diyebileceğimiz. Ve sürekli köyde sürekli gördüğüm, birlikte yaşadığımız, hem İstanbul'da hem de köyde sürekli gördüğümüz bir insandı. Ve bu öldürülme meselesi, yani tabii bunu benzer bir şeye sokmak gerekmiyor. Ama şunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Yani bir Süryani'yi, bir Hristiyan'ı öldürmek Türkiye'de o kadar sorun gözükmüyor. Yani mesela Gevriye amcanın yerinde bir tane Müslüman olsaydı aynı rahatlıkla o katiller gidip o öldürmeyi yapmazdı diye düşünüyorum. Niye? Çünkü hani yukarıdan verilen mesaj, yukarıdan söylenen sözler, kullanılan kelimeler ya da uygulanan yöntemler bunu insanlara gösteriyor. Yani bir insan Türkiye'de bir Hristiyan'ı öldürmek, bir Müslüman öldürmekten çok daha kolaydır. Sebebi ne olursa olsun, bakın yani Gevri amcanın öldürülmesini ben bir siyasi sebebe bağlama şeyinde değilim. Böyle bir iddiam yok, böyle bir şeyim yok. Ama insanların rahat davranmasına zemin hazırlıyor. Yukarıda hani siyasetçilerin, yöneticilerin yaptığı bütün hareketler, kullandığı sözler bu insanlara bu rahatlığı veriyor. Hani şimdi ben bu konuda biraz daha şey, Gevrey amcanın öldürülmesi noktasında biraz daha yakın. Çünkü benim de bilgime başvuruldu. Birkaç kere, hem de bir kere değil. Olayın araştırıldığını, ciddi bir şekilde araştırıldığını ve sonuca ulaştırılacağı konusunda ben umutluyum. Ki öyle de olması gerekiyor. Hani biraz önce bahsettiğim o rahatlığı insanlar hissetmesinler. Türkiye'de herhangi bir insanı, canlıyı öldürmek, kimliği ne olursa olsun, kolay olmaması gerekiyor. Ya da insanlar hani ben bunu rahatlıkla öldürebilirim, belki
Öbürünü öldürmem zor ama şunu rahatlıkla öldürebilirim. Anlayışı kesinlikle ortadan kaldırılması gerekiyor, kalkması gerekiyor. Türkiye'de işlenen bütün suçların eşit biçimde üzerine gidilmesi ve cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu çerçevede yani bu meselede ben yerel yöneticilerin duyarlı davrandığı konusunda şeyim, umutluyum yani. Rahatlıkla söyleyebiliyorum bunu. Aslında geldiğimiz noktada şunu da söylemek gerekiyor. Siz de belirttiniz. Daha önce birçok yayınıma katılan Süryani dostumuz da milli siyasetçi olsun olmasın belirtmişti. Bölgesel anlamda yani yerel anlamda Süryaniler daha sorunlarını çözüm bulabilecek ortam olduğunu biliyorlar. Yani bir arada yaşam koşulları mümkün. Programın sonuna geldik çünkü biz bayağı konuşmuşuz aslında. Şimdi görüyorum dakikayı ama Tuma abi arkanda Noel ağacı görüyorum. Bu hafta da Noel. Mutlu Noeller. Herkesin Noel'ini kutlayalım Teşekkürler. buradan. Bütün Hristiyan dünyasının. Şimdi yanılmıyorsam sizin bayramınız altısında Noel'i Evet, kutluyorsunuz. bizimki altısında. Evet, biz 25'inde kutluyoruz. Ama şimdiden bütün Hristiyan aleminin Noel bayramını kutlayayım. 2024 yılının da hepimize savaşın olmadığı, gerçekten çok yorulduk biz. Hem İnsanlar olarak, hem bölge olarak, hem de dünya olarak savaşlardan çok yorulduk. Savaşların getirdiği sorunlardan çok bunaldık. 2024 yılının bütün bu sorunları ortadan kaldırmasını, barışın getirmesini, insanlara sağlık, mutluluk ve başarı getirmesi dileğiyle bütün herkesin Noel Bayramı'nı kutluyor. Tabii ki Müslümanların da bizleri biraz daha anlamasını bekliyorum. Bizleri biraz daha tanımasını bekliyorum. Birlikte yaşayabiliriz. Birbirimize saygı göstererek farklılıklarımızla, güzelliklerimizle bir arada yaşayabiliriz. Böyle bir 2024'ün böyle bir yaşamı getirmesi dileğiyle herkesin tekrar Noel Bayramı'nı kutluyorum. Çok teşekkürler Tuma abi. İyi ki katıldın. Yorumlarınla ufkumuzu açtın. Eminim seyircilerimiz için de çok yararlı olmuştur. Ben de Noel bayramımızı kutluyorum. Tüm Süryani toplumunun ve ayrıca tabii bizim program bir hafta sonra olacağı için o süreç içerisinde herkesin yeni yılını da kutlamış olalım bir sonraki programa kadar. Çok teşekkürler. İyi ki katıldın. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, bu hafta da programı bu şekilde tamamlıyoruz. Önümüzdeki hafta bir başka Gamuş programında karşınızda olmak dileğiyle. Sizler için.